Almanya'dan Balıkesir'e yerleşen, dört dili çok iyi bilen Hakan Karlı da film gibi bir senaryoyu hayata geçirdi. Ailesinden kurduğu dolandırıcılık çetesiyle 1 milyon euroluk vurguna imza attı. Hadi gelin bu haberin ayrıntılarına hep birlikte bakalım. Almanya'da yaşayan Hakan Karlı da Balıkesir Akça'ya taşındı. Eşi, annesi, kayınvalidesi, kayınpederi, bacanağı ve dayısı ile yani tüm sülaleyle dolandırıcılık çetesi kurdu. 20 milyonluk vurgun yapan aile soluğu gazına da eğlencede aldı. Şeytani dolandırıcılık planının mimarı Hakan Karlı da uzun yıllar bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalıştı. Oradaki tecrübesiyle, tele dolandırıcılık yöntemiyle pek çok insanı kolay bir şekilde kandırabileceğini fark etti. Tüm ailesini topladı, Almanya'dan Balıkesir'e taşındı. Çalıştığı şirketin telefon rehberini de çaldı. Taşınır taşınmaz çarkı döndürmeye başladı. Hedefine daha önce telefon dolandırıcılarının mağduru olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve yatırımcıları koydu. İyi derecede Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Karlı da hepsiyle tek tek irtibata geçti. Kendisini kimi zaman Almanya Merkez Bankası'nda yönetici olarak tanıttı. Kimi zaman maliye bakanlığında müfettiş, kimi zaman da mali polis ya da avukat. Kişileri telefon dolandırıcılarına karşı koruyacağına ikna etti. "Paranız güvende olsun istiyorsanız bana gönderin." dedi. Almanya, Avusturya, Kanada, Çekya, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan 400 kişi bu yalana inandı. Karlı Dağ'ın başında olduğu aile çetesine yaklaşık 1 milyon euro yani 20 milyon 770 bin TL para gönderildi. Çete elde ettikleri parayı gazinolarda dansözlü eğlencede yedi. Görüntülerin paylaşılması sonrasında ekipler harekete geçti. Tam 116 kişi gözaltına alındı. Ardından Karlı Dağ ve sülalesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.